Lerzan Mutlu'dan cevap geldi sana. Ne gelmiş? Ha güzel. Selam söyle İstanbul Teknik Üniversitesi konsert var. çok üzülecek bu yorumuna. Abi benim arkamda da vokalde onu var aynısından. Kusura bakmasın yani. Yani dediğim gibi konservatuarlı olmak onun çok iyi bir ses olduğunu canım. anlatmaz yani. Konserv ben yarışmadayken bile bir sürü konservatuarları eledim geçtim yani içlerinde tek başıma. Konservatuarlı birine <laughs> bunu söylemek ha 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 ha. Ha 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 ise ha, ha 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 benim arkamda niye vokal yapıyorlar? Bu İbrahim Tatlıses'in arkasında, Ebru Gündeş'in arkasında onlar da mı konservatuarlı? Peki. Hayır. Hepsi vokalleri diziyorum arkaya hep erkekli kızlı hepsi bu konservatuarlı. Tamam ama onların orada arkada durmaları da seslerinin kötü olduğu anlamına gelmiyor yani. Yani sen İyilerini sanki zaten öyle bir şey söylüyorsun. İyilerini sanki. koyuyorum zaten. Hepsini konservatuvarı bitiren hepsi iyi olacak diye bir şey yok zaten yani. Ha, arada kötüler de var diyorsun. <laughs> Her konservatuvar bitiren iyi ses demek değil diyorsun. Yok. İyi sesi demek değil diyorsun. Lerzan ne diyor? Aradığınız numara şu an yok <laughs> <laughs> o başka, yazarak cevap vermek istiyor evet yazarak ee, bir de öp onu benim için diyor yok bence öpmesin o benim için. o bir yılan Aa, anladın mı sakın beni sakın Lerzan Mutlu öpmesin yılan öperse zaten ölürüm herhalde yani hani ben böyle camda uyuyan uykuyu uyuyan prenses olsam bile o, biri beni öpecekse Lerzan öpecek de hayata dönecek olsam öpmesin derim o kendisi çok iyi biliyor Başka bir mevzu var? Evet kendisi çok iyi biliyor mevzuyu. Benim onu geçmişten nasıl sevdiğimizi ağabeyimizdeki muhabbette çok iyi biliyor. Evet. Sonrasından benim kalbimin nasıl kırıldığını da çok iyi biliyor kendisi. Benim ben ona e, yüz yüze gelsek de söyleyeceklerim var ya. O. Ne oldu Mehtap? Benim geçmiş 10 e, sene 12 sene önceki e, çalışmış olduğum ortam gazino şahane yaptığım yerlerden. Senle bayan getirip programına oturtturup da orada bana sallatması yok. Ben Mehtap'ı şöyle oldu böyle oldu falan. Ee, hikayeler kurmaları orada anladın mı programda? Öyle bir şey de yok zaten. Bana kralının eli kalkmadı buradan. Ben el kalkacak bir kadın değilim zaten. Kaldım hayatta. Öyle o, bir şey yok. O gelen konuk senin için bir şeyler söyledi. Ama konuk benim için bayağı o da benim dost. Yani sevdiğim bir insan Kim niye konuşturuyorsun sen onu o şekilde orada oturtturmuşsun? Ben onu bilmem ben seni bilirim Mutlu. Lazan Mutlu ben seni bilirim. Ondan sonra da orada koltuğun başına da geçip bana kendin o uçan kuş mudur nedir o iyi olan o bir program var. Orada kol, koltuğun başında program yapıyordun ya hani. Oradaki otururken ki bana hani böyle bi 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 yapıyordun ya işte. Sen beni öpemezsin yani. Sen yılansın. Zehirli. Zehirin geçer bana seni. Ben seni gerçekten iyi bir insan zannetmiştim yani. Bana nasıl sağlatabilirsin be? Ben senin anneni tanıyorum. Seni tanıyorum. O kadar geçmiş vukatımız olmuş. Bir araya gelmişliğimiz. Ben dostunu ben seni tanıyorsam benim yanımda üçüncü şahıs seninle ilgili gelip konuşamaz, konuşturmam. Sen konuşturdun. Konuşturdun. Ne Sen şey? konuşturdun. Armağan Çağlayan'la ikisi aynılar yani. Hı? Aynı. O da konuşturdu. Aynı kişi. Daha konuşuyor yani. yani. Anladım. İkisi de ikisi de aynı kişiyi alıp programlarını çıkartıp benim arkamdan salatmalar. Benim 15 seneki önceki mevzularımı açıp deşmeler, dökmeler size reyting getirmez. Reytinginiz yok. Kanalınız belli değil. Kanalınız yok zaten sizin. Nereden çadırdan yayın yapıyordunuz. Sizin size reyting vermez bu bana sallattırmanız. Benim kalbimi kırar. Ben unutmam. Kurt kışı geçirir ama yediği ayaz asla unutmaz. Ben kurtum, dişi kurt. Unutmam. Yeri geldiği zaman tostlarımsa yani birbirimize. Karşılaşmayalım ya hiçbir yerde. Bu kadar basit. Ben bana sallatmalar böyle programlarına koluk almalar, vıvıvıvıvıvıvı konuşmalar yok. Mehtaba cevap hakkı da olmuş. Mehtap bağlansın, yok Mehtap programa gelsin. Mehtap şöyle, ne geleceğim be? Ne geleceğim sizin programınıza? Aynen böyle. Bir de in, bir de dost gibiler insan biliyor musun hep böyleler yani. Bana nasıl konuşturuyorsun sen orada? Bir de yalan yanlış, saçma sapan şeyler konuşturuyorsun. Sonra beni öpecekmiş. Bırak bu işleri ya. Ne öpmesi? Sen benim yanıma yaklaşamazsın. Seni öpeceğim beni. Aynen Armağan Çağlayan'a da dolayı kırgın. Aynı kişi ya. Aynen aynen aynen, aynen Peki, aynı aynı olay. İkisi de aynısını yaşadım. Armağan Çağlayan Lerzan Mutlu da bana sırtımdan hançerleme olayı yaptı. Aynı konuk mu konuk? Aynı konuk, aynı kişi, Çin, aynı konular. Kim kimdi konuk? İsmini yani, söyle. Ya niye öyle söylemek istemiyorum ben o, o kişinin ismini. Peki iddia neydi? Benim Ankara'da geçmiş hayatımda gazinolarda sahne çalışmalar yaptığım evet. zamanlarda işte e, oradaki çalışan başka bir bayanlardan bir tanesini getirtirip işte Mehtap e, ihtiyacı yoktu da böyle bir yarışmaya girdi de şöyle de kadın diyor ki ben Mehtap'ı diyor gazinoda şarkı söylerken diyor takı dövmüştüm de onu da bir dahaki sefere Lerzan Hanım gelince programınıza konuk diyor onu da o zaman anlatayım diyor. Bak 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 bir daha geleyim de bir de ben diyor nasıl olduğunu anlatayım öyle bir şey yok ki şizofreniler şizofreni hastaları siz olmayan beyninizde uyduruyorsunuz yani her şeyi. Ha o kadın seni dövdüğünü iddia ediyor. Ha etti Lazan'ın programında etti. Armağan programında da çıktı bana sağladı o kadın. Aynen o YouTube'daki programından O kadın da. herhalde anladığımız kadarıyla çok ünlü bir kadın değil. Değil değil. Ünlü ya, gazinoda ben çalışırken Aha. bir tanesini getirip Aynı. anlat. Bu ne bu Anladım. ne bu ne. Anladın mı? Hı. Bu. Sen nasıl beni öpersin ya? Öpemezsin sen beni. Ya. Sen de alt tarafı de ki kardeşim öyle bir durum olmadı de. Bu ya kadar. Ben öyle bir durum, durumun olmadığını herkes bilir. Beni tanıyan herkes bilir zaten. Beni tanıyan herkes bilir zaten. Öyle bir durum olamayacağını asla. Anladın mı? Bunlar hep hayal ürünleri şeyler. Armağan Çağlayan'ın sizin üzerinizde de bir emeği var aslında. Yani ne evet. emeği var Armağan Çağlayan'ın benim üzerimde? Yarışmadayken ben reyting makinesiydim. Hı hı. Ben çıkmadan 112 Mehtap birazdan canlı yayında çıkacak diye altyazı geçiyorlardı. Sen bugüne kadar hangi yarışma programında gördün? Yarışmacı çıkacak birazdan falan birazdan. Ben reyting makinesiyim. Türkiye'de. Bunu siz de biliyorsunuz. İlk fenomenlerden Türkiye'de. Armağanı aradın mı? O pro hayır aramadım. Aramam da. Asla. Öyle. Yapılan yanlışları unutmam. Ya hiçbir Hiç faydası zaman. olmadı mı yarışma döneminde sana? Tamam, reytingim vardı diyorsun. Tabii canım, reytingim vardı ki bizim paslaşmasıydı, paslaşmasıydı yani o. Anladın mı? Başka bir yarışmacıyla yapsalardı o zaman? Hangi yarışmacı vardı? Sönük hep. Bir tek ben vardım deli denyo içlerinde. Benle rating yapılıyordu. Rating makinasıydım yani ben. En çok SMS bana gelir. Her hafta birinci benim. Kimse beni eleyemez. Biliyorsunuz zaten yani. Öyleydi. Ben ama oradan bir sevgi var, gönül bağı var falan zannediyordum hep bunlarla. Bunlar benim sırtımdan mı çaklamışlar beni ya? Sevdiğim insanların yaptıkları ama şimdi ne severim ne sayarım ne saygı duyarım. Hiç işim olmaz Yani. Benden uzak olsunlar. Anladın mı? Öyle. Sen getirteceksin konuş tutturacaksın. Şöyle, böyle falan a diyebilirsin ki ya bak böyle konuşamazsın. Mehtap'ı da biz tanıyoruz, biz de biliyoruz. Mehtap hemen sen bir de bat yayınısın, canlı yayın olsa ben hemen bağlanırım telefonla. Ne nesiniz siz yani? Hiç mesaj attın mı lerzana? Atmadım, ben gittim diğer magazin programından hmm. bir kanaldaki hmm. magazin programından cevabımı verdim direkt. Ne dedi? Aynılarını az öncekileri. Ne eksik ne fazla. Aynısı gibi. Tık tık, 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 karşılığını verdim.